Sen Amılgaz, isterseniz cephe hattındaki sıcak gelişmelerle başlayalım. Ermenistan ateşkesi de ihlal etmeyi sürdürüyor. Sivilleri hedef almayı da sabah saatlerinden itibaren tıpkı dün olduğu gibi Terter, Adan ve Goranboy yoğun top atışı hedefindeki dün Goranboy'da bir kişinin evine çatısına havan topu isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği bilgisini sizlere aktarmıştık. Bu sabah da aynı şekilde Adam'dan bir haber geldi ve Adam'ın Ahmet Ağlı köyünde birkaç evin ve özel bir çiftliğin üzerine havan topu düştü. Neyse ki can kaybı olmadığı kaydedildi. Öte yandan yine Ermenistan cephe bölgesi dışını da hedef almaya devam ediyor. Göygöl kentinde bir saldırı gerçekleşti ve ormanlık alanda yangın çıktı. Sadece bu noktalar değil, Hocavent, Fuzuli ve Gubatlı Adere bölgeleri de yine Ermenistan'ın saldırıları altında. Ki dün Gubatlı'da, Gubatlı yönünde oradaki saldırı hazırlığında olan Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 askeri uçağının da Azerbaycan tarafından imha edildiği bilgisini sizlere aktarmıştık. Dün gece ve bu sabah süren çatışmalarda da Azerbaycan ordusu meşru müdafaa hakkını kullanarak bu saldırılara karşılık veriyor ve Ermenistan ordusu ağır kayıplar vererek çekiliyor. Şimdi cephe hattındaki sıcak noktalar bu yönde. Ama biz dilerseniz dünkü ayrıntılara ilişkin de bazı bilgiler verelim. Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev bir kez daha ateşelerle saldırının olduğu noktaya geldi. Önemli bir detay vardı, önemli bir görüntü vardı. Siverş tipi misket füzenin olduğu parçaları olay yerinde sergilenmişti ve bizzat ateşelere gösterildi ve bu füze hakkında da detaylı bilgiler verildi. 72 adet bombacık taşıyor bir Simerç füze ve havada açıldıktan sonra o 72 bombacık etrafa saçılıyor. O 72 bombacığın içerisinde de 456 adet yine patlayıcı bilye bulunuyor. Yani aslında can kaybının bu kadar fazla olmasının sebebi buydu. Ve tabii ki Ermenistan'ın bizzat şehir merkezini, sivilleri hedef almasıydı. Dolayısıyla bu Simerç füze hakkında detaylı bilgiler verildi. Ardından da Terter'e geçmişti Hikmet Hacıyev ve beraberindeki heyet ki biz de o dakikalarda oradaydık. Terter'de neredeyse bir dakika bile bomba sesi duymadığımız an yoktu ve ardından da tekrar Berde'ye gelip bir briefing verildi. Burada aslında tüm gün yapılan ziyaretlerin ve uluslararası kamuoyuna verilen bilgilendirmenin bir anlamda sonucu da Uluslararası Af Örgütü'nden geldi. Çünkü ilk kez uluslararası bir örgüt Ermenistan'ın Simerç tipi ve 10 yıldır yasaklı olan misket bombası kullandığını kabul etti. Bu anlamda da önemli bir ayrıntıydı. YouTube kanalımıza abone olun.